Mesela bazı kardeşlerimiz var. Hakikaten iyi niyetle, samimiyetle hata yapıyor, eksik yapıyor. Mesela Osman Hocam da olduğu gibi. Evet. Mesela bak İmam-ı Rabbani'nin o sözünü inanılmaz bir uslupla yanlış anlıyor. Evet. Yahut yanlış anlatıyor diyelim yani. Yanlış anladığını zannetmiyorum. Onu bana bir oku. İnşallah. 2000 yılla ilgili. Mektubat-ı Rabbani 628. sayfasında inşallah. Şöyle diyor İmam Rabbani Hazretleri: bu ümmetin ahirliği ikinci binin başlaması ile başlar. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin irtihalinden, yani vefatından itibaren. Devam ediyor. Şeriatın teyit hasletleri, milleti tecdidi bu ikinci bindedir. Bu davanın doğruluğuna adil şahit İsa'nın aleyhisselamın, Mehdi'nin bu bin içinde varoluşlarıdır. İkinci bin içinde varoluşlarıdır. Ver bana. İnşallah. Şimdi bak Osman Ünlü hocamız Allah rızası için bak bize bir samimiyetle, candanlıkla dinlesin. Burada akıl almaz bir çarpıtma yapıyor. Evet, akıl hocam. Almaz. Evet. Onun izahını da bu Osman hocanın. İnşallah hocam. Bakın diyor ki İmam-ı Rabbani, bu ümmetin ahirliği ikinci binin başlamasıyla başlar. Bakın ikinci bin diye bir olay var İmam-ı Rabbani'de. Sürekli bundan bahsediyor. Üçüncü bini hiç ağzına almamıştır. Üçüncü binden hiç bahsetmiyor. Evet hocam. İkinci bin. Ve ikinci binde birçok kere çok fazla bahsediyor. Yani bakın ikinci binin ne zaman başladığını söylüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin irtihaline itibaren. Evet. Şimdi Osman hocam ne diyor biliyor musunuz? Bu ikinci bin ne zaman başlıyor biliyor musun diyor. İmam-ı Rabbani'nin ölümünden itibaren başlıyor evet, diyor. Evet. Mübarek hocam nereden çıkarttın sen bunu? Yani yeni bir İmam-ı Rabbani mi çıktı karşımıza Osman hocamız? Yeni bir İmam-ı Rabbani mi oldu? Bakın İmam-ı Rabbani bunu çok açık söylüyor. Evet. Onun açıklamasını beğenmeyip de yeni bir ilave yapıyorsun sen. Evet. Bak ne diyor burada? Bu ümmetin ahirliği ikinci binin başlamasıyla başlar. Üçüncü bin de mi? İkinci bin. Yani diyor, yani bak anlamayanlar evet. için yani İmam-ı Rabbani diyor bunu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin irtihalinin itibaren evet. benim İmam-ı Rabbani'nin irtihalinin itibaren demiyor burada. Nereden çıkardın Osman hocam? Evet hocam. Allah'tan kork. İnşallah. Yanlış İnşallah. Yapıyorsun hocam. Evet. Değil mi? Evet. Böyle bir ifade yok. Bak diyor ki orada yani diyor burada kastedilen İmam-ı Rabbani'nin vefatından itibaren diyor. Evet. İkinci bin olay için. Evet hocam. Değil mi? Evet. Oradan üçüncü bine geçiyor. Evet hocam. Üçüncü binde gelecek diyor. Halbuki burada bakın İmam-ı Rabbani çok açıklıyor. Yani Resulullah Efendimizin irtihalinden itibaren bu ümmetin ahirliği ikinci binin başlaması ile başlar. Diyor bu bin senenin, bak bu bin seneye de açıklık getiriyor, bu ikinci bin seneye. Bin sene geçtikten evet. sonra, ikinci bin senenin özelliği. Bu bin senenin geçmesi ile işlerin değişmesinde büyük bir hususiyet, özellik olmuş, eşyanın tebdilinde kuvvetli bir tesir meydana getirilmiştir. Evet. Şeriatın teyit hasletleri, milleti tecdidi bu ikinci bindedir. Üçüncü binden hiç bahsetmiyor. Evet hocam. Mehdi'de, İsa'da hepsi bu ikinci binde diyor. Evet. Kendisi de bunun içerisinde. Evet hocam inşallah. Kendisi bin yılında geliyor. Ama tamamı bin ve iki bin arasında bitiyor diyor. Evet inşallah. Bakın şeriatın teyit hasletleri, milleti tecdidi bu ikinci bindedir. Bu davanın doğruluğuna adil şahit, bak şahit getiriyor İmam-ı Rabbani. İsa aleyhisselamın ve Mehdi aleyhi rıdvanın bu bin içinde varoluşlardır. Maşallah. İkinci binde. Evet. Nerede burada üçüncü bin? Yok hocam inşallah. Osman Hoca gözümüz içine baka baka bunu değiştiriyor. Bunu bir tek o mu yapıyor? Cübbeli de yapıyor. Evet hocam. Aynı ifadeyle o da değiştiriyor. O da üçüncü bine sokuyor. İnşallah. Filmi buldum hocam filmi istiyorsan. Efendim? Osman Ünlü'nün. Bakalım. Rabbani Kudüs Resulü Hazretleri buyuruyorlar ki Allah-u Teala peygamber Efendimiz'den sonra peygamber gelmeyecek. Ama peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki bir hadis-i şeriflerinde benden sonra peygamber gelmeyecek
Ama benim varislerim gelecek. Her 100 senede bu dini kuvvetlendiren alimler gelecek. Mesela İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu teala bunlardandır. İşte Peygamber Efendimiz'den 500 sene sonra gelen İmam-ı Gazali Hazretleri bunlardandır. Ve Peygamber Efendimiz'den 1000 sene sonra gelen İmam-ı Rabbani Hazretleri de bunlardandır. Ve İmam-ı Rabbani Hazretleri kutsal sorup buyuruyorlar ki 100 senede gelenler hani önceki peygamberler gibi, nebi gibi kıymetlidirler. 500 senede gelenler öbürlerine göre daha kıymetlidir buyuruluyor. Ama 1000 senede gelenler Resul gibidir. Daha da kıymetlidir. Ve İmam-ı Rabbani Kutsi Sur Hazretleri buyuruyorlar ki Hazreti Mehdi 3. binin yenileyicisi olacak. Kendisi 2. binin yenileyicisiydi. Yani şu anda biz hicri olarak 15. asırdayız. Yani en azından 5 asır var daha Hazreti Mehdi'nin gelmesine zaman. Demek ki Hazreti Mehdi, İsa Aleyhisselam, Deccal ve Yecüc ve Mecüc aynı zaman diliminde. Yani hicri olarak 3. bin yılı Hazreti Mehdi'nin geleceği zaman. Deccal da o zaman çıkacak, İsa Aleyhisselam o zaman yeryüzüne inecek. Yecüc ve Mecüc kavmi de o zaman aynı şekilde yeryüzüne yayılacaktır. İsa Aleyhisselam Deccal ile harp ederken, Deccal da o zaman çıkıyor. Yani şimdi Deccal Meccal falan yok. İsa Aleyhisselam da onunla harp edecek. Harp ederken Hazreti Mehdi onunla beraber olacaktır. İbn-i Hacer-i Mekki Hazretleri 200 kadar Hazreti Mehdi'nin alametlerini saymakta. Alamet-i Mehdi'nin kitabında 200 kadar alametleri bildirilmektedir. Bunların hiçbirisi yok. Bu kadar olur hocam inşallah. Bakın bu konuda da eğer kardeşlerimiz ısrarla bunun üstüne giderlerse bu çok kolay bu yanlışlık düzeltilecek gibi. Hocamız yanlış konuşuyor. Evet, açık hocam. Görülüyor. Çok evet. Net. Netliğini nasıl anlatıyoruz? İmam-ı Rabbani mektubatın delil gösteriyor. Zaten mektubatta bu konu çok sarih açıklanıyor. Evet. Üçüncü bin kelimesi hiçbir yerde geçmiyor. Geçmiyor hocam inşallah. Hocamız ilave ediyor bunu. Evet. Evet. Bak diyor ki sayfa 454 İmam-ı Rabbani mektubatı. Evet. 454. sayfa. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin göçünden ve göçü ne demek? Vefatından. Evet hocam. Göçünden. 1000 sene geçtikten sonra ki bu uzun bir süredir ve arada hayli zaman aşımı vardır. Bu geçen zamanın büyük işlerin değişmesinde başkalaşmasında tesiri vardır. İnşallah. 1000 sene geçtikten sonra bak evet. Çok net. Vefat ne diyor bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin göçünden 1000 sene geçtikten sonra. Evet. 1000 sene geçtikten sonra ne başlıyor? 2000 başlıyor evet, değil mi? Evet. Bilesin ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmeti arasında çıkanlar pek kamildirler. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin irtihali üzerinden vefatı üzerinden 1000 sene geçtikten sonra. Evet. 1000'den sonra 2000 başlıyor Osman hocam. Evet. 3000'e geçilmiyor. Değil mi? İnşallah. Bak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin irtihali üzerinden 1000 sene geçtikten sonra isterse az olsunlar. Bakın. 1000 sene geçtikten sonra kimlerin geldiğini anlatıyor. 1000 sene geçtikten evet. Sonra. Yani 2000'e geçildiğinde onların pek kemalli olmaları şunun içindir ki Şeriatın takviyesi pek tamam şekliyle hasıl olan. Aradan 1000 sene geçtikten sonra Mehdi'nin gelişi de bunun içindir. Maşallah. 1000 sene geçtikten sonra Mehdi gelecek. Evet. Peygamberimiz vefatında. Evet. 1000 sene. Nereden 3000'e geçiyoruz? Evet inşallah. Onun mübarek kudümünün gelişini, Mehdi'nin gelişini Hatem-i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz müjdelemiştir. İsa dahi aynı şekilde diyor. İsa dahi aradan 1000 sene geçtikten sonra nüzul edecektir. Peygamberimizin vefatından 1000 sene geçtikten sonra. İnşallah hocam. Kardeşim diyorlar İmam-ı Rabbani de 1000 sene. Kardeşim İmam-ı Rabbani'nin gelmiş olması neyi değiştirir? İmam-ı Rabbani diyor tamam ben de 1000 sene sonra geldim diyor. 1000 evet. Sene geçtikten sonra. Ki çok az bir süre geçmiştir 1000'i. Mehdi de diyor aradan 1000 sene geçtikten sonra. İsa da 1000 sene geçtikten sonra diyor. Evet. Yani 2. bindedir. Tamamı 2. bindedir evet. Diyor. Üçüncü bin kelimesi hiçbir yerde geçmiyor. Geçmiyor hocam bir şey. Bak İsa dahi aradan 1000 sene geçtikten sonra nüzul edecektir diyor. Vefatından sonra Peygamber Efendimiz'in. Mümkündür ki bu iki asrın daha hayırlı oluşu şu itibarlı olur. Allah'ın veli kullarının çok zuhuru, bidat ehlinin azlığı,
fısk ve masiyet erbabının nadirattan oluşu, böyle bir şeyin oluşu dahi bu tabakadan bazı evliya fertlerin o iki asırdaki evliya fertlerden hayırlı olmasına münafi değildir. Misal olarak Hazreti Mehdi'yi söyleyebiliriz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sahabeden sonra tabi'in asrının hayırlı olduğunu, tabi'in asrından sonra dahi tebbe tabi'in asrının hayırlı olduğunu hükmünü vermiştir. Anlatılan iki asrın bu tabakadan hayırlı olduğu tayakkun etmiş, sağlam alınmış bulunuyor. Durum bolunca kemalatta ashab-ı kiramla benzerliği nereden çıkıyor diyor. Ondan sonra İmam Rabbani bu konuyu anlatıyor. İnşallah hocam. Dediğiniz gibi hiç üçüncü evet. bin lafı yok hocam inşallah. Bakın yeniden bir daha vurguluyor işte burada da. Bu ümmetin ahiri ikinci binin başlamasıyla başlar. İkinci binin başlamasıyla başlar. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin irtihaline itibaren. Ve bak defalarca vurguluyor evet. bu konuyu. Şeriatın teyit hasletleri milletin tecdidi bu ikinci bindedir. Bu davanın doğruluğuna adil şahit İsa aleyhisselam ve Mehdi'nin bu bin içinde varoluşlardır. Yani ikinci binde. Maşallah hocam. İnşallah. İnşallah. Üçüncü bin hiçbir yerde geçmiyor. Evet. İnşallah. Hayır. Hep bin sene geçtikten sonra Resulullah. Evet hocam inşallah. Hep bin sene. Evet. Binden sonra iki bin. Ondan sonra başka bir şeyden bahsetmiyor. Evet. İmam Rabbani. Bir de siz daha bilirsiniz hocam inşallah. 200 tane alameti yok saydı. 200 alamet vardır dedi. Hiçbir olmadı diyor inşallah. Osmanlı mı? Evet inşallah. Fırat'ın suyu kesildi mi? Kesildi. Kesildi. Alamet mi alamet? Alamet. Nasıl kesilmedi diyorsun? İnşallah. Kuyruklu yıldız çıktı mı? Çıktı. Evet. Alamet. Nasıl olmadı diyorsun? Evet. Ya bu kişileri böyle kayıtsız şartsız dinlemek değil de. Coşarım sen ne getirdin? Kahve. Evet kahve iyi bir şey. Ama o biraz dursun biraz sonra. Evet. Şimdi birazdan rekora doğru gitmeye başlayacağız inşallah. Maşallah. Allah izniyle. Elhamdülillah. İnşallah. İnşallah. Şimdi kardeşlerimiz aynı Bediüzzaman izahlarında olduğu gibi nasıl böyle çarpıtmalar, yanlış anlatmalar, insanlara yanlış bilgiler vermeler oluyorsa İmam-ı Rabbani mektubatı konusunda da böyle yanlış bilgi veren kardeşlerimiz var. Birisi Cübbeli Ahmet'tir, birisi de Osman Ünlü hocamızdır evet. inşallah. Bakın mektubat alsın kardeşlerimiz satılıyor bunlar çok ucuz. İmam mesela ne diyor? Erhan yayınlarının başka yayınlarında vardır. Ben hiç tanımam, bilmem. Yani evet. kardeşlerimiz bunlar. İmam-ı Rabbani mektubatını alsınlar. Altlarını çizsinler. Defalarca okusunlar. Çok açık, çok sarihtir. Evet. Mehdi'nin ilgili çok kapsamlı izahları var. Mehdi'den hayranlıkla bahseder. Evet. İmam-ı Rabbani'nin mürşididir Mehdi. Maşallah. Abdülkadir Geylani'nin mürşididir. Evet. İmam-ı Gazali'nin mürşididir. Evet hocam. İnşallah. İnşallah. Hatem-i Veli'dir. En büyük velidir. Gelmiş geçmiş. Evet, inşallah. Hatem-i Veli olduğunu da İmam-ı Rabbani de kendisi de söylüyor. Evet. Evet. Bakın neler sorsun hocamıza desin. 544. sayfada. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin göçünden, vefatından bin sene geçtikten sonra diyor bu sayfada. Bir. Delil olarak versinler. İki. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin irtihali üzerinden bin sene geçtikten sonra isterse az olsunlar, aradan bin sene geçtikten sonra Mehdi'nin gelişi de bunun içindir diyor. Bakın İnşallah. Mehdi'nin de aradan bin sene geçtikten sonra Peygamberimizin vefatından bin sene geçtikten sonra geleceğini söylüyor. İnşallah. Yani ikinci binde. İnşallah. Çok açık. Bu da 455. sayfada. Evet. Efendim. Yine 456. sayfada konu yine devam ediyor. Misal olarak Hazreti Mehdi'yi söyleyebiliriz diyor. Buradan da görebilirler. Bu ümmetin ahirliği ikinci binin başlamasıyla başlar. 628. sayfada. Evet. Bak bu ümmetin ahirliği ikinci binin başlamasıyla başlar. Yani bin biter, iki bin başlar diyor. Evet. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin irtihaline itibaren, İmam-ı Rabbani'nin irtihalinden, vefatından itibaren hiçbir yerde bir ifade yok. Evet. Osman İnni hocamız bakın ne diyor? Burada kastedilen diyor, Peygamberimizin vefatından itibaren bin sene değil diyor. İmam-ı Rabbani'nin vefatından sonraki bin sene diyor. Ya hocam, canım hocam, Allah'tan kork. Nerede böyle bir ifade geçiyor? Yok hocam. Işte. Nerede diyor İmam-ı Rabbani benim vefatımdan bin sene sonra diye? Evet. Türkçe bak açık konuşmuş ne diyor? Bu ümmetin ahirliği ikinci binin başlamasıyla başlar.
Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin irtihalinden itibaren. İnşallah hocam. Daha önce de bak birçok yerde aynı şeyi söyler. İnşallah. Çok nettir. Evet hocam. Bu konuda hocamız doğru söylemiyor. İnşallah hocam. Osman Ünlü hocamız doğru söylemiyor. İnşallah. Doğru söyleyecek. Kardeşlerimize uyarsınlar, yazsınlar. Bir de o kadar açık ki. Evet. Bakın tapu gibi delil var. Çok net. Evet. Tek kelime böyle bir şey yokken, 3000 kelimesi yokken 3000 kelimesini çıkartmıştır. Evet. İmam-ı Rabbani'nin vefatından itibaren diye tek bir kelime yokken İmam-ı Rabbani'nin vefatından diye bir konuşma çıkartmıştır. Evet hocam. Bunlar doğru değil. İnşallah hocam. Ve karşıdaki insan da onu dinliyor. Ya açsana kitabı ortaya koysana. Evet. Göstersene hocam burada nerede 3000 niye demiyorsun canım evet. Kardeş? Evet. O konuşan kardeşimiz size bundan bahsedin. Evet inşallah hocam. Değil mi ya kitabı evet. Ortaya koysun. Evet. Zoom yapsınlar kitaba açık açık göstersinler kamerada. Evet. Hocam desin burada nerede 3000'den bahsediyor dediğin yeri bana göstert. Evet. 2000'den bahsediliyor. 1000 yıl geçtikten sonra 2000'e girildiğini İmam Rabbani açıkça burada belirtiyor. Evet. 1000 geçtikten sonra 2000'dedir diyor. Mehdi ve İsa. Evet. Kendisi de aynı devirde ayrıca. Evet. Evet hocam.